Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, yine izleyicilerimizin hoşuna gideceğini düşündüğümüz bir konu var. Yani herkesin merakla belki de beklediği bir konu var. O da şöyle soralım. Şimdi genelde bize yardımı dokunan birileri, ne bileyim bir faydası olan birileri, yemek ısmarlayan birisi olduğu zaman, efendim bir işimizi görürse, efendim birilerine torpili falan geçen birisi ise, parası pulu olan birisi ise, bunu çoğaltmak mümkün. Böyle insanlara tabii sıcak davranıyoruz. Şimdi hatırıma geldi, hani paranın yüzü sıcaktır derler. Parası olan adama otomatik sıcak davranıyoruz yani. O da bize sıcak geliyor belki de. Şimdi ama bize diyelim ki bu imkanları olmayan veya bize bir şekilde uzak duran, mesafeli duran insanlara da biz de sırtımızı dönüyoruz. Yani sen beni arayıp sormuyorsan, ne bileyim, ya da bana uzak duruyorsan ben uzaklığın kralını dururum falan gibi bir anlayış içerisine giriyoruz. Yani bir yerde de hani adam kazanma konusu bize biraz zor geliyor ama adam kaybetmek, adam harcama konusu daha kolay. Yani bir tarafından da böyle yaklaşabiliriz olaya. Şimdi bu dinimiz bu konuda ne bildirmektedir hocam? Yani mesafeli durana mesafe mi? Temelli küselim mi? Arayı soğutalım mı? Yoksa böyle bize sıcak olanlara sıcak mı duralım? Tabii Ehl-i Sünnet âlimlerinin kitapları okundukça ve bu alimlerin, Evliya-i Kiram'ın hayatları okundukça her şeyde önce Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mübarek hayatları, Eshab-ı Kiram'ın hayatları okundukça İnsan otomatik olarak diyor ki ya insan bunlar mı, insan ben mi? Kendini sorgulama durumuna geçer. Çünkü kitaplarda ne kötülük edene kötülük, iyilik edene iyilik, iyilik görür. Kötülük eden kötülük, iyilik eden de iyilik görür. Bu değişmeyen bir kuraldır. Kötülük eden kötülük görür, iyilik eden de iyilik görür. Evet. Bu değişmez. Hatta yap bir iyilik at denize. Balık bilmezse Halık, yani sahibi, yaratan bilir onu, buyuruluyor. Herkes yaptığının karşılığını görecek. Eden ne etmişse karşılığını bulacaktır. Eden ne etmişse mutlak karşılığını görecektir. Şimdi kitaplarda bir şey anlatılırken, mesela ki hatırıma gelmişken, ana babaya hizmet çok övülmüş, metüsena edilmiş. Fakat orada mesela farkına varmadan, unutulmuş da, bu okunmuyor da, efendim işte ana babasına hizmet etti falan. Doğru da orada buyuruyor ki Allah rızası için hizmet kıymetlidir. Yani ana babandan aferin beklemek için değil. Ya da birileri o ne güzel ana babasına hizmet ediyor değil, desinler diye değil. Cenab-ı Hakk'ın emri olduğu için yapınca Allah-u Teala sana mükafat verecek bunu. Sen Allah rızası için yapınca onlar beğensin, beğenmesin, tenkit etsin, övsün, değişmesin. Değişmez. Sen hani abdestin sağlamsa değişmediği müddetçe merak etme. Değişmediği müddetçe merak etme. Şimdi insan ihsanın kulcağızıdır buyuruluyor. İnsan ihsanın kulcağızıdır. Hatta yaratılmışların ikinci sırasında bunlar, İbrahim Aleyhisselam. Ya Rabbi, kötü kimseleri, sana asi olan, sana inanmayanların bana iyilik etmesini nasip etme ya Rabbi diye dua etmiştir. Niye? Niye? İnsan ihsanın kulcağızıdır. Meyleder. İyilik gördüğüne taviz karşı verir. Evet, taviz verir. İyilik gördüğüne karşı meyleder. Yani ona bir sevgi meydana gelir, saygı gösterir. Elinde değildir. Elinde değildir. Hani siz girişte dediniz ya, bizim işte dünya eşit olsa, bir işimizi görüverse veya hava yağmurlu diye şeydi, arabasıyla gidiyordu. Arabasını aldı, götürüverdi falan. Ya unutmaz onu. Unutamaz onu. Bir iyilik gördü çünkü. Yahut da karnı açtı, bir simit alıverdi, yanında çayla beraber ikram ediverdi falan. Çok sevinir. Aa, çok iyi insan diye de anlatır. Ama bunları yapan mesela yaptığını unutursa, ne demek o yaptığını unutursa, ya hafızası kuvvetli adam niye unutsun, öyle değil o. Şimdi kitaplarda anlatılan bir şey var da
Ama zor bir şey. Kolay değil. Anlatıvermek, nakletivermek kolay. Yaptığınız iyilikleri ve size yapılan kötülükleri unutun buyuruyor. Yaptığınız iyilikleri ve size yapılan kötülükleri unutun. Unutun. Ama günahlarınızı unutmayın böyle. Günahlarınızı unutmayın. İşlemiş olduğunuz günahları unutmayın. Şimdi bakıyoruz. Siz misal verirken de hani parası, pulu, itibarı olanlar falan. Halbuki evliya-i kiram bunlar Peygamber Efendimiz'in varisidir. Varis mucize. Peygamber Efendimiz'e muris deniyor ya. Asıl olduğu için. Yani Peygamber Efendimiz'e benzer. Ne bakımdan? Her bakımdan benzerler. Çünkü Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam hanesine akşam bir şey gelse sabaha kalmaz onu hemen fakirlere veyahut da ihtiyaç sahiplerine gönderirler. Sabah gelse akşama kalmaz. Akşam gelirse sabaha kalmaz. Mutlaka gider. Dolayısıyla hakiki ehl-i sünnet alimleri ve evliya dediğimiz zatlarda da bu hal ile hallenmişler. Bu ahlak ile ahlaklanmışlar. Ama insanlar bunları çok seviyor. Hatta silsile-i aliye diye geçer. Derviş Muhammed Rahmetullahi Teala Aleyh. Bu zat zamanında zengin birisi varmış. Bakıyor insanlar haberi bu zatın sohbetine gidiyor. Hakikaten dervişmiş mübarek. Kabri bile üzerinde türbe yokmuş bu zatın. Hı. Hiçbir şeysi yok mübareğin. Hiçbir şeysi yok. Ama o zengin kimse şaşırmış ya demiş Allah Allah. İnsanlar demiş bunun sohbetine gidiyor ve bir de delicesine bu zatı seviyorlar. Demiş nasıl oluyor bu? Zengin olduğu için bu işte bir aşevi kurmuş. Ondan sonra her gün yemekler şey yapıyor. İnsanlar geliyor burada yemek yiyorlar. Ondan sonra elbisesi olmayan, ayakkabısı olmayanlara elbise giydiriyor, ayakkabı giydiriyor. Fakat insanlar karnı doyurunca yine o zatın sohbetine gidiyor. Biri olmuş, üç olmuş, beş olmuş. Bir gün dayanamamış kendisi de gitmiş. Demiş ki ben bunları yediriyorum, içiriyorum, giydiriyorum. Ama demiş benim orada durmuyorlar. Yani koşuyorlar. Bana değil sana saygı gösteriyorlar. Beni değil seni seviyorlar. Ben anlamadım demiş bu işi. Sen minnet için yaptırıyorsun onu. Yani kendini sevsinler ve bana aynı şekilde saygı duysunlar diye yapıyorsunuz. Ama biz anlattıklarımızı onlardan bir şey beklemek için değil. Allah rızası için anlatıyoruz. Allah rızası için anlatıyoruz. Bir kimse yaptıklarını Allah rızası için yapınca Allah Teala kalpleri çevirir. O kimseyi, o kimsenin sevgisi o kalplerde belirir. Çünkü o Allah için hareket ediyor. Dolayısıyla mesela işte kendinden uzaklaşana yaklaş. Kendinden uzaklaşana nasıl yaklaşırsın? O da zor bir iş. Kolay iş değil. Kolay iş değil bu. Şimdi mesela kitaplar okuyunca öyle hadiselerle karşı karşıya geliyorsunuz ki İmam Azam Übani Hazretleri'ne birisi gelmiş demiş işte falan kimsenin yanındaydım sizin hakkınızda böyle böyle dedi. O da bir tabak işte tatlı yaptırmış ya da paket diyelim. Biraz da para koymuş. O gelen adama demiş al götür bunu. De ki sana selamı var. Sen sevaplarını aynı şekilde göndermeye devam edersen biz de aynı şekilde bunları arttırırız de. Arttırırız de. Şimdi o kolay iş değil ya. Yine büyüklerden bir zata da birisi gelmiş de falan kimsesinin aleyhinizde konuşuyor deyince sen demiş oraya niye gittiydin? Yemek ikram etti. O kadar yemekleri midende sakladın da iki lafı mı saklayamadım buyuruyor tamam mı? İki lafı mı saklayamadım. Dolayısıyla bu büyükler kendilerine aynı şekilde hani suizan eden olsun, kötülük eden olsun onlara da iyilik etmişler. Bu güzel ahlak denen şey bu. Hani vermeyene vermek, gitmeyene gitmek o yüksek derece. Bir beyit var ya hocam, iyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârı. Her kişinin kârı tabii. Dolayısıyla bu herkesin yapabileceği bir iş değil. Peki hiç mi başaramayız? Başarırız. Peki nasıl başarırız? Usta Bey bunun da formülü bildirmişler. Şimdi eskiden mesela dergahlar olurdu. Hatta camiler bile dergah gibi, medrese gibi olurdu. Orada toplanır, ehl-i sünnet alimleri kitapları okunur. Onlardan nakiller yapılır. Adam evinde mesela sinirlense veyahut da morali bozulsa, psikolojisi bozulsa oraya gidiyor, kendisini toparlıyor. İyiler çokmuş. Birbirlerine nasihat ediyorlar. Dolayısıyla iyilikte yarışa kalkıyorlar. Herkes yarışa kalkıyor. Mesela Osmanlı dönemindeki o sadaka taşları nasıl aynı şekilde şey yapılabilir? Ya, bugün sadaka taşının kendisini çalıyorlar. Evet. Sadaka taşına sabahleyin evden giderken, evin iş yerine giderken cebinden çıkarıyor 5 lira bırakıp gidiyor.
Öbürüsü 1 lira bırakıyor, öbürüsü 10 lira bırakıyor, neyse. Fakir gerçekten muhtaç olan oraya gelmiş, 100 lira toplanmış. İhtiyacını 10 lira, 10 liraya alıyor. Bize ters geliyor bu. Bize ters geliyor. Ama o toplum, işte o zamanki o insanlar bunu öğrendikleri için, ha ben birisine sadaka verdiğim zaman o ezilmesin, minnet altında kalmasın diye götürüm aynı şekilde. Çünkü hadis-i şerifte buyuruyor ki sağ elin verdiğini sol el bilmesin. Yani doruk noktasına çıkarmışlar. Peki ondan sonra tepetaklak olmuşuz. Adam şimdi bir iyilik yapacaksa iyi yapacak kazandı ama bunun karşılığında yani benim karım ne olacak diye düşünüyor. Hesap yapıyor. Hesap yapıyor. Ben diyor bundan ne kazanabilirim? Mesela bir tüccar bir arkadaş, ticaretle meşgul bir arkadaş anlattı. Kul hakkı mesela. Bir kimse borçluysa, elinde imkanı varken borcunu ödemezse günahı artarak devam eder. Böyle konuşuyorduk falan. Dedi ki sen ne diyorsun dedi ya. Benim tanıdığım öyle tüccarlar var ki dedi. Adamın dedi mesela dedi bankada doları var dedi. Veyahut da eurosu var neyse dövizi var. Adam dedi bakıyor dedi. Öbür tarafta dedi, adamın dedi haciz gelecek neredeyse dedi. Borcunu ödemiyor dedi. İşte 3-5 sent daha veyahut da bir puan daha yükselsin onu bekliyor dedi. Yani hep alıncı keseri gibi kendileri. Konkordato ilan ediyor hocam. Tabii. Şimdi bütün bunları aynı şekilde sıralamamızın sebebi insanlara sadece sadece şey itibariyle söyleyiver maddi bakımdan değil. Mesela güler yüz göstermekte, ondan sonra gülerek selam vermekte, dertlerini dinleyivermekte, onlara bir yol gösterivermekte, tebessümde yani pozitif enerjiye en büyük yardımı yapıyor. Yani vermeyene vermek. Dolayısıyla verici durumunda olan işte bugünkü anlamda pozitif enerji yayıyor. Bunlar hep sevilir, sayılır, hürmet edilir. Peki sadece kendi menfaatini düşünüyorsa bu kimse Allah için vermediği için, nefsi için verdiği için böyle kimselerle daha önce geçinmek imkan dahilinde değil. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ölmeden önce tövbe ediniz. Hayırlı işleri yapmaya mani çıkmadan önce acele ediniz. Allahü Teala'yı çok hatırlayınız. Zekat ve sadaka vermekte acele ediniz. Böylece Rabbinizin rızıklarına ve yardımına kavuşunuz. Dilhanesi pür nur olur, envar zikrullah ile. Dilhanesi pür nur olur, envar zikrullah ile. İklimi dil mamur olur, mimar zikrullah ile. İklimi dil mamur olur, mimar zikrullah ile. Her müşkil iş asan olur, derdi dile derman olur. Her müşkil iş asan olur, derdi dile derman olur. Canı içinde can olur, esrar zikrullah ile. Canı içinde can olur, esrar zikrullah ile. Zikreyle hakkı her nefes, Allah yeter baki heves. Zikreyle hakkı her nefes, Allah yeter baki heves. Pes gayriden ümmidi kes, tekrar zikrullah ile. Pes gayriden ümmidi kes, tekrar zikrullah ile. Ahmet seni ikrar eder, hem zikrini tekrar eder. Ahmet seni ikrar eder, hem zikrini tekrar eder. İhlasını işar eder, eşar zikrullah ile. İhlasını işar eder, eşar zikrullah.
tam ilmihal, saadeti ebediye. Ticarette dinini kayırmak. Her sabah şöyle niyet etmelidir ki, kendisinin ve evlat ve ailesinin rızkını kazanmak, onları kimseye muhtaç bırakmamak, Allahü Teala'ya rahat ve temiz ibadet edebilmek, ahiret yolunda yürüyebilmek için vazifeme gidiyorum demelidir. O gün Müslümanlara iyilik, yardım ve nasihat, emr-i maruf, nehy-i münker yapmayı kalbinden geçirmelidir. Namazda kusur edenlere, günah işleyenlere emr-i maruf yapmalı, onlara göz yummamalıdır. Böyle niyet eden bir tüccar, bir memur, bir muallim ve bir hakim ve bir subay, vazifesini yaptığı kadar hep sevap kazanır. Onun her işi ibadet olur. Dünyada kazandığı şeyler de caba olur. Nasuhi Üsküdari Hazretleri. Bugün birkaç bölüm önce anlattığımız büyük evliya Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin torunlarından birini anlatacağız. Haliyle ve ilmiyle ceddini nasıl şad ettiğine hep birlikte şahit olacağız. İstanbul, birçok İslam diyarından tarih boyunca İslam alimlerinin ve ilim taliplilerinin rağbet ettiği bir büyük merkez olmuştur. Bunun yanında İstanbul'da doğup burada filiz veren birçok Allah dostu da vardır. Bunlardan biri de Nasuhi Üsküdari'dir ki, isminden belli olduğu üzere Üsküdar'da doğup büyümüştür o. Doğum tarihi ise 1674'tür. Küçük yaşta onu akranlarından ayıran bir sükûnet içinde görür herkes. Nasuh, pek akıllı, zeki bir çocuk olmasının yanı sıra istidadı da yüksektir. Çünkü onun hedefleri küçükken bile çok büyüktür. İleriye dönük planlarında yüksek rütbeli bir devlet memuru olmak veya şöhret sahibi bir insan olmak yoktur. O, gözünü eskimeyen, bitmeyen hedeflere dikmiştir ki, ne kadar uzun olsa da bitecek olan bir fanilik hiç ilgilendirmez onu. O, ebedi aziz olmanın bir talibidir. Varsa yoksa Allahu Teala'nın dinini öğrenmek ve ona kul olup evliyalar kervanına katılabilmektir bütün hayali. O, bu hedefine kavuşmak için küçük yaşlarda ilim tedrisine başlar. Genç yaşına gelince tefsir, fıkıh ve fen bilgilerinde bir derya olur. Şimdi sıra kalp bilgilerindedir. Manevi ilimlerdedir. Sırf bu sebepten gider büyük evliya Ali Atvel Hazretlerinin hizmetine girer. O, tek doğru itikad olan Ehl-i Sünnet'i en ince ayrıntılarına kadar bilir. İlim elbette amelsiz, amel de elbette ihlâssız olmaz. İhlâssa Allah dostlarının sohbetlerinde ele geçer ki, Nasuhi Hazretleri onun elinde adeta bir ölü, etrafında bir pervane olur, hakikat güneşine uçan. Nasuhi Üsküdari Hazretleri ilmiyle amel edip, ibadetlerde değil bir sünneti, bir edebi bile elden kaçırmamaya çalışır. Haramlardan kat'î bir şekilde kaçınır. Mekruh işlemek şöyle dursun, şüphelilerden bile itinayla uzak durur. Nasuhi Üsküdari Hazretlerinin bu hali elbette ki pek yüksek bir mertebedir. Ve bu mertebe, Allahu Teala'nın aşkını bütün hücrelerinde hissetme isteğinin amel, ilim, ihlasla birleştirdiği bir duası gibidir. Uzun süre mücadele ettiği nefsiyle amansız bir savaşa girişir. Hocasının sohbetinin bereketiyle bu mücadele sonunda keramet sahibi bir evliya olur, Nasuhi Hazretleri.
Bir sonraki bölümde hayatını anlatmaya devam edeceğimiz büyük evliya Nasuhi Üsküdari Hazretleri buyurdu ki: namazlarınızı zamanında kılmaya çok dikkat ediniz. Çünkü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, namaz dinin direğidir. Namaz kılan kimse dinini kuvvetlendirir. Namaz kılmayan elbette dinini yıkar buyurdu. İslam ahlakı. Orucun farzı 3'tür. 1. Niyet etmek. 2. Niyeti evvel ve ahir vakitleri arasında yapmak. 3. Nehar-ı şer'ide, yani imsak vaktinden güneşin batmasına kadar olan zamanda orucu bozan şeylerden sakınmaktır. İmsak vakti, fecr-i sadık denilen beyazlığın üfkü zahiri hattı üzerinde görüldüğü vakittir. Kişinin üzerinde oruç farz olmasının şartı 7'dir. 1. Müslüman olmak. 2. Bali olmak. Çocuğun orucu sahih olur. 3. Akıllı olmak. 4. Darül Harp'te olanın orucun farz olduğunu işitmesi. 5. Mukim olmak. 6. Hayz, adetli olmamak. 7. Nifas üzere, lohusa olmamak. 6 şey orucu bozar. Taam yemek, içilecek şeylerden birini içmek, cima etmek, hayz, nifas, ağız dolusu kusmak. Yalan, gıybet, nemime, yani Müslümanlar arasında söz taşımak, yalan yere yemin gibi şeyler orucu bozmazlar. Fakat sevabını giderirler. Ve dahi 7 kimse orucu yer. 1. Hasta, 2. Misafir, ertesi gün, 3. Hayz, 4. Nifas üzere olan hatun, 5. Hamile hatunun kudreti yetmezse, 6. Emzikli olan hatun, çocuğuna zarar olursa, 7. Pir-i fani olmak. Bir kimse, Ramazan-ı Şerif'te, imsak vaktinden evvel niyet etmiş olduğu orucunu kast ile bozsa, hem kefaret hem de kaza lazım gelir. Nafile ve kaza oruçlarında kefaret yoktur. Kefaret için bir köle azat edilir. Ona gücü yetmezse, Ramazan günlerinden ve oruç tutulması haram olan 5 günden gayri günlerde, arasını kesmeksizin 60 gün oruç tutar. Bundan sonra da bozduğu oruçların gün sayısı kadar, ayrıca kaza orucu tutar. Ramazan bayramının 1. günü ve Kurban bayramının 4 günü oruç tutmak haramdır. Ona da gücü yetmezse, 60 fakiri bir gün veya bir fakiri 60 gün 2 kere doyurur. Yahut her birine fıtra miktarı mal verir. Bir gün kaza orucu için bir gün oruç tutar. 5 kimseye kefaret lazım gelmez. Evvelki maris, ikinci misafir, üçüncü emzikli hatun çocuğuna zarar verir diye tutmadıysa, dördüncü pir-i fani, beşinci açlıktan veya susuzluktan helak olmak korkusu olan kimse. Bunlar özürleri zahir olduktan sonra ancak gününe gün olarak kaza etmek lazım gelir. Bir kimse kefaret tutmaktayken Ramazan-ı Şerif veya Kurban Bayramı gelse, Ramazan'dan ve bayramdan sonra tekrar baştan başlamak üzere tutmak lazımdır. Evvelkiler sayılmaz. Oruçlu bir kimse terini yutsa yahut bir kimse boyalı ipliği çiğnese ve boyasını yutsa veyahut bir kimsenin tükrüğünü yutsa veyahut kendi tükrüğünü dışarıya çıkardıktan sonra yutsa yahut dişinin arasındaki tahamı yutsa ve yuttuğu şey nohuttan büyük olsa yahut cilt altına iğne ile ilaç zerk etse orucu bozulur ve yalnız kaza lazım olur. Bir kimse kağıt parçası veya avuç dolusu miktarı tuz yese, çiğ buğday, pirinç tanesi yutsa orucu bozulur. Lakin yalnız kaza lazım olur. Yediği tuz az miktarda olsa kefaret de lazım olur. Eşbah'ta zikrolunmuştur. Çünkü tuz az miktarda ilaç olarak da gıda olarak da kullanılmaktadır.
Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızdan sesleniyorum. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Emir Sultan'ı geçtikten sonra Zeyniler Caddesi ve Zeyniler Camii var. Biz bu caminin önündeyiz. Tabii Bursa'ya gelen, ziyaret yerlerini görmeye gelenler ekserisi Zeyniler kabristanına da uğrarlar. İyi ki uğruyorlar. Kendilerine manevi mutlaka büyük kazanç getirir buraya uğramak. Ha biraz araba koyma yerleri problemli. Yolları azıcık daha dar belki. Ama burada Bursa'nın 1425'lerden sonraki manevi merkezi dense yeridir. Zeynilere. Efendim onun bir mescidi var. Sonra bir minber koymuş hayırseveren birisi. Cami haline gelmiş. Bu camiyi sizlere anlatmaya çalışacağım. Ancak şimdi önünde durduğum yer son cemaat yeri zannedeceksiniz ama son cemaat yeri değil. Son cemaat yeri. Yani esas son cemaat yeri içeride kalmış. Tarihi yapı içeride kalmış. Şöyle 2,5-3 metrelik bir dar avlusu kalmış. Tabii bu avlu niye böyle? Her yerde bu şekilde cami avlularından gıdım 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 almak suretiyle yer daralıyor. Bir de burada aman cemaatimizi almıyor, cuma günleri zor oluyor diye bir de bu eklentiyi yapmışlar. Bu da aleyhi olmuş, avlunun aleyhine olmuş genişliğinin. Çok daracık bir avlu. Osmanlı böyle bir cami, böyle bir mescit hiçbir zaman yapmamıştır aslında. Daima yerini ferah tutmuştur. Yani boş alanla inşaat alanı 1'e 3, 1'e 4, 1'e 5 olurdu. Süleymaniye Camii'ne bakın gidin efendim külliyeye. Bir yığın yeşillik alanı var. Yani inşaat kat sayısı öyle kaliteli idi. Fakat sonradan biz bu kaliteyi insanların aleyhine gelecek şekilde maalesef zayıflatmışız. Programın başında söylemek mecburiyetteyim. Bu ekin mutlaka kısa sürede ilgililer tarafından planı, projesi yapılıp tamamıyla kalkması lazım. Şu plastik doğramalarla getirilmiş ve bir tarafta da tarihi bir ağaç, camiyle yaşıt belki, yani 500 yıllık neredeyse bir ağaç, 500 küsür yıllık, 550 yıllık. Yani İstanbul'un fethinden önce dikilmiş bu ağaç. Bu camide İstanbul'un fethinden önce yapılmış. Ve 2. Murat Han zamanında yapılmış. Fatih Sultan Mehmet Han'a tahtı terk ettikten tekrar ikinci defa cülusunda bu cami yapılmış, bu ağaçlar dikilmiş. İşte siz 550 yıllık bir servi ağacı veya selvi ağacı görmek istiyorsanız evvela onu görmek için buraya gelin. Ondan sonra da burada Molla Hüsrev Hazretleri'ni, Molla Hayali Hazretleri'ni ve Zeynilerdeki Zeynilerin büyüklerinin kabirlerini ziyaret edin. Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bursa'da Zeyniler kabristanında çok güzel, ona da restorasyon diyebiliriz. Restorasyona gitmiş. Mezar taşları olanlar var kabirlerin, olmayanlar vardı. Büyük bir kısmı da tarla gibi, arazi gibiydi. O olanlar da söküldükten sonra. Bir tek Molla Hüsrev Hazretleri'ninki kalmıştı. Geri kalanı hiç boşluktu. Ziyarete gelen böyle bir tarlaya girmiş gibi oradan yürüyerek gidiyordu. Birkaç defa da ikaz ettim bendeniz ki aman o bastığınız yerlerde kabir var. Bura düzelecek diye. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı burayı düzeltmiş. Ama yarı yarıya mezar taşları kayıp. Ne kadar acı değil mi efendim? Ne onun üzerinde yazı var ve ben bunu satarsam herhalde bir şeyler eder. Senin mezarın ne olacak biliyor musun peki? Onu sattın, cebine 3 kuruş para kattın. Kattığın para da senin cebindeki helal parayla da karıştı. Hadi ver hesabını bakalım. Ayıkla pirincin taşını. Pirincin taşını ayıklamak kolaydır ama haramla helali birbirinden ayırmak o kadar zor ki. Öyle girift problemleri var ki.
yazık ediyorlar. Mezar taşlarına saldıranlar hiç iyi bir şey yapmıyorlar. Şimdi burada hemen sol elim tarafında bir çeşme var. Yani caminin sağına düşüyor. O çeşmenin tabii yapıldığı zamanki hali kalmamış ama bir hatırası var. Onu da çeşmenin başında konuşalım efendim. İşte çeşmenin başındayız. Üç musluklu, üç su tekneli bir çeşme. Teknelerin tarihi olma ihtimali çok kuvvetli. Efendim, ayna taşı sonraki yıllarda 1957'lerde Bursa Tarihi Eserleri Sevenler Kurumu var. Bu hatırladığım kadarıyla Kazım Baykal rahmetlinin efendim kurduğu bir dernek. Bugün bu dernek devam ediyor. Ve faal olarak devam ediyor. Görevlerini yapıyorlar yani. Ne yapıyorlar? Belki ellerinde maddi imkanları yok ama mahalli idareyi şu camide şöyle bir durum var, buranın düzelmesi lazım diye projelendirmede, yönlendirmede çok güzel görevleri var. Bu sayede de Bursa bugün ayağa kalkmıştır tarihi eserler yönünden. Keşke bütün belediyelerimiz kendilerinde bulunan emlak vergisinin %10'unu tarihi çevreye kullanma yetkisi gibi bir imkanı, bir nimeti değerlendirmeler lazım. Onlar da değerlendirirlerse şehirlerindeki, ilçelerindeki, hatta köylerindeki, bugün mahalle haline geliyor artık onlar, oralardaki tarihi ahşap camileri veya işte kagir camileri çevresiyle beraber çiçek gibi bir hale getirebilirler. Çünkü insanlar namaz kılacağı yerin ve etrafının ferah olmasını isterler. Bu çeşme tamir edilmiş. Bunun suyunu Fatih Sultan Mehmet Han getirmiş. İkinci padişahlığı sırasında getirmiş. Zeynilerin, yani Zeyniye tarikatının mensuplarının bol bulunduğu bir yerdi. Bir asırdı o dönem. Bursa ve civarı, hatta Anadolu bugün Ehl-i Sünnet itikadında kalabildiler ise bunun önemli sebeplerinden birisi Mısır'da bulunan Zeyneddin-i Hafi Hazretleri'nin bu Zeyniye tarikatının Bursa'da yayılmasında çok emekleri vardır. Zeyneddin-i Hafi Hazretleri buraya kadar gelmiştir. Ve burada bir tekke kurulmuştur. Sonraki postinşini Abdüllatif Kutsi Hazretleri rahmetullahi aleyhtir. Bursa'nın lideri artık o olmuştur. Anadolu'nun lideri de Abdurrahim-i Rumi Hazretleri, yani Sarı Danışmet Hazretleri'dir ki bugün kabri Merzifon'da, Merzifon itfaiyesine çok yakın bir yerde, şehrin içerisinde. Oradan yolu geçenler, kendi araçlarıyla yolculuk edenler şöyle bir 5 dakikalığına girerlerse Anadolu'nun böyle itikadı sağlam bir halde kalmasının sebeplerinden olan Abdurrahim-i Rumi Hazretleri'ni ziyaret ederler, ona dualar gönderirler. Şimdi burada bu Bursa Eski Eserlerini Sevenler Derneği'nin yaptırdığı bir levha var 1957'de. Bursa'daki Zeyniye büyüklerinin isimleri. Zeyniler Camii çevresinde gömülü büyükler. Molla Hüsrev Hazretlerinden itibaren başlıyor. Efendim ta 1877'deki Vehbi rahmetullah aleyhe kadar geliyor. Bunların hemen hemen birçoğu, hepsi diyemeyeceğim, burada postişil olmuş kimselerdir. Yani bu tarikatın yöneticisi olmuşlardır. Devlet siyasetinde herhangi bir etkileri yoktur. Olmaz zaten. Ama İslam'ı anlatmada ve bu İslam'ı anlatacak insanları yetiştirmede çok büyük emekler olmuştur. Her biri bir ilahiyat fakültesi dekanı yahut da ilahiyat üniversitesi rektörü gibi buralarda insan yetiştirmişlerdir. Kaynaktan çıkmıştır bunlar. Şimdi Zeyniler Camii'nin içerisine girelim
caminin hakiki başladığı yerde durayım. Bu programın başında buradaki plastiklerden yapılmış, plastik doğramalardan yapılmış bölmeye niye söz söylediğime siz o zaman hak vereceksiniz efendim. Geçelim oraya. Zeynler Camii'nin son cemaat yeri buranın arkası. Şu duvarlar son cemaat yerinin dış duvarlarıdır. Dışa bakan duvarlarıdır, kuzeye bakan duvarlarıdır. Burayı da demir doğramayla, köşe bentlerle kapatmışlar. Bu taraf son cemaat yeri. Peki burası ne? Bu son cemaatlerin son cemaat yeri. İşte plastik doğramaların olduğu yerler. Şimdi haklı mıyım bunun kalkmasını söylemekte efendim? Efendim burada işte 50 tane kişi alıyor, cemaat alıyor. Ya alabilir. Alabilir. O zaman her camiye bu şekilde bir ek yapmak lazım. Bundan önceki Bursa çekimlerinde Hamza Bey Camii'nin son cemaat yerinin böyle doğramalarla, demir doğramalarla yapıldığını ben bildirmiştim. Bunu şikayet için söylemiyorum. Kimseyi aşağılamak için haşa haşa bir niyetim yok. Belki bütün insanların en aşağısı ben olabilirim, Allah korusun. Efendim, Bursa'nın önceki valisi Şahabettin Harputlu, Sayın Şahabettin Harputlu programda bunu takip ederek efendim ilgililerle görüşmüş ve Hamza Bey Camii'ndeki son cemaat yerinin çirkinliği bununla kıyas kabul edilmez. O çok daha düzgündü buna rağmen. Orada düzeltilmişti. İnşallah bu çekim ziyaretimizde de buranın düzelmesine vesile olacak bir şeyler söylemiş oldum. Artık gerisi ilgililere kalıyor. Benim tutup da buraya kazma kürek bunları yapacak halim yok. Yanlış birilerini kötülemek için de bir şey söylemeye hiç niyetim yok. Safiyane niyetle bunu arz ettik. Şimdi son cemaat yerine buradan geçiyoruz. Hakiki son cemaat yerine. Bir de bu eklenti son cemaat yerinin hemen caminin sağına doğru bir dehliz yapmışlar efendim. Tamamıyla bugünün inşaatıyla bir de basit bir kubbe yapmışlar. O kubbenin altıyla beraber orası da hanımların namaz kılacağı yer haline getirilmiş. Cami bahçe duvarıyla sıfır hale gelmiş yani. Her yerden böyle sıfır hale gelmiş. Bir tek serviye bir yer kalmış. İşte caminin son cemaat yeri bu bulunduğumuz yer. Tepesi 3 tane tonoz, ikisi çapraz tonoz, birisi işte beşik tonoz gibi yapılmış, düşünülmüş. Duvarları gayet kalın, muhkem yapılmış. Son cemaat yerinin kıble taraf duvarında herhangi bir mihrabiye göremiyoruz. Herhalde küçük olduğu için o mihrabiyeyi koymadılar, yani burada cemaat olmazlar diye. Şu kapılar sonradan eklenmiş efendim. Bu kapılar. Esas mermer sövesi, orijinal mermer sövesi ve kemeri duruyor. Şu mermerler duruyor. Bakınız. Üstünde kitabe yerinde bir şeyler yazılı olması lazımdı. Maalesef kitabeye de tamah edilmiş veya korunamamış. Yani illa hep bir hırsızlık aklımıza gelmesin. Korunamamış. Buraya da yine bu programımızın başından beri ismini birkaç defa tekrar ettiğimiz Bursa Eski Eserlerini Sevenler Derneği, Eski Eserleri Sevenler Derneği buraya da kendi kitabesini 1957'de çeşmeyi tamir ettirirken burayı da tamir ettirmiş, koymuş. Yani caminin içi de tamir olmuş, olsun. Şimdi caminin orijinal kapıları burada. İstedim ki kapıyı kapatayım. Şöyle size bir orijinal cami kapısı göstereyim, 1450'den kalan. Üzeri kat kat boyanmış. Belki kapı da yenilenmiş olabilir. Kapının üzerinde, şöyle benim boyum hizasında, şurada La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah yazıyor. 1377. 1377. La İlahe İllallah. Bu tarafa dönüyoruz. Muhammedun Resulullah. Aynı hattat. Bunu yapmış, getirmiş bu tahtayla beraber buraya yerleştirmişler. Güzel dolmuş, güzel bir hatıra olmuş. Çok boya vurulmuş. Bu kadar çok boyaya bence ihtiyaç yok idi. Bu kapıları kapatamıyoruz. Sabitlemişler.
Ne olur da orucun kapısını kullansaydık efendim? Yani bu çarpmalı kapıyı getirip koymuşlar. O da işte bir de yay arkasına koymuş. Orijinalliği bozulmuş. E Bursa'da karkış memleketi değil ki efendim. Yani denize şurada kuş su 30 kilometre bile uzaklığı olmayan bir şehrimiz. Neyse. Yani şu orijinalin işler hale gelmesinde de büyük fayda görüyoruz. Efendim bugünkü programımızın burada zaman olarak sonuna geldik. Zeynler Camii'nin harim mekanını sizlere gösteremedik. Göstereceğiz inşallah. Bundan sonraki programımızda göstereceğiz. Kabristan'la beraber artık onu vereceğiz. Çünkü burada bazı şeyleri tenkit ederken mecburen vakit kaybettik. Ama inşallah bizler öldükten sonra da hayırlara vesile olur. O eklentiler kalkar. Şöyle ferah bir cami ortaya çıkar. Hoşça kalınız efendim.